Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle çok severek tükettiğim bu reçel tarifini paylaşmak istiyorum. Portakal kabuğu reçeli. Aslında bakarsanız yemesi ne kadar keyifliyse yapması da o kadar meşakkatli. O zaman lafı uzatmadan tarife geçelim. Burada 6-7 adet kabukları dilimlenmiş portakalım var. Bilirsiniz ki portakal kabuğu kimse yiyemez çünkü çok acıdır. Yemesi zevkli bir şey değildir. Bu acılığı almak için 24 saat boyunca biz onu suda bekletiyoruz. Ama sadece bir suda değil, bu suyu 4 kez değiştirerek bekletiyoruz. Daha sonrasında zaten kaynatma aşamasında da ayrıntılar vereceğim. Yaklaşık 3 kez kaynatmamız gerekecek. Şimdi kısa bir malzemelerimden bahsetmek istiyorum. 3 su bardağı suyum var, 4 su bardağı şekerim, yarım limon suyum var. Burada siz bir bardak su yerine portakal suyu kullanabilirsiniz zevke göre ve isterseniz de içine karanfil veya tarçın da koyabilirsiniz aroma katması için. Ben bu tatlardan hoşlanmadığım için koymayacağım. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok az ama işimiz çok uzun. O yüzden bir an önce kaynatmaya geçelim. Ben geceden bıraktığım suyu süzdüm. Şu an taze su koydum içine ve kaynatmaya başlıyorum. Bunu yaklaşık 4 kere tekrarlayacağız. Hepsinde bir 10'ar dakika kaynasa bizim için yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, 3 kez portakal kabuklarımı kaynattım, soğumaya bıraktım. Artık reçelimizi yapmaya geçebiliriz. Onun için burada bulunan 3 su bardağı suyumu tencereye alıyorum. Daha sonrasında üzerine şeker ilave edeceğim. Siz daha böyle koyu olmayan, daha açık reçellerden hoşlanıyorsanız daha az şeker veya daha fazla su katabilirsiniz. Ama ortalama ölçüsü bu. Bu şekilde suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Böyle hafif koyulaştığında da portakal kabuklarını ilave edeceğiz. Su ve şekerimiz kaynadı. Artık portakalları içine atma vakti geldi. Yavaş yavaş bunları içine atıyorum. Tabii dökerken dikkat edin, sıçrayabilir. Bunları bu şekilde ortalama 40-45 dakika arası iyice kaynayıp böyle kıvam alana kadar bırakıyorum. Yaklaşık 40-45 dakika geçti. Reçelim kaynadı. Şimdi onları kavanozlara alacağım. Ama kavanoza alırken önemli bir detay var. Kavanozu koyduğunuz zaman ağzını sıkıca kapatıp ters çevirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi tarifimin sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.